medeniyeti fizik bir tasavvur görmüyorum ben. Yani medeniyet dediğimiz zaman örneğin Ayasofya uygarlık bir ölçütüdür, bir uygarlık abidesidir. İşte biz de buna karşı diyelim ki Süleymaniye'yi koyuyoruz veya Selimiye'yi koyuyoruz. Ben medeniyeti, İslam medeniyeti böyle Ayasofya'nın karşısına konulmuş bir fizik tasavvur olarak değerlendirmiyorum. Benim metinlerimde medeniyet fıkıhla yaşayan Müslüman toplumsallıktır, topluluk hayatı, yani ahlaki değerleri yaşayan bir varlıktır ve bunun az önce de ifade ettim, üçlü bir yapısı var. Nedir? Mahkemeli toplum, pazara ulaşmayı mümkün kılan, yani kimsenin kimseye köle olmadığı, kimsenin aç kalmadığı, herkesin helal kazancıyla hayatını idame ettiği bir toplum yapısı ve üçüncü olarak da vakıflarla, yani muahat dediğimiz, kardeşleştirme dediğimiz, Allah Resulü'nün Medine'de gerçekleştirdiği sistem üstünden artık değerin, yani kapitalist birikimle elde edilmiş fazlalığın muhtaçlara dağıtıldığı yapıdan bahsediyorum. Bu üçlü yapının olduğu yer medeniyettir. Medine'de, Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu Medine'de bunu gerçekleştirmiş olması sebebiyle şehirdir. Ben bu kapsamda düşünüyorum. Onun dışında sizin sorduğunuz sorular aslında kültür kavramı içerisine giriyor. Yani bir topluluk taştan bina yapar veya bir ibadethaneyi işte atıyorum 20 metre, 30 metre yükseklikte inşa eder. Modern uygarlıkta 250 metrelik bir gökdelen yapar. Bunlar kültürdür. Benim medeniyet tanımlamam için de bu geçmiyor. Tabii bu çok uzun bir konu aslında. Ayrıca tartışılabilir. İslam tarihinde medeniyet var mı dediniz. Bu da az önce yine Osmanlı'da örnek verirken, örneğin batılı bir seyyah Osmanlı topraklarına geldiğinde ben sokakta dilenci göremedim der bir Fransız seyyah. Fakat biliyorsunuz ki Fransız ihtilali dilencilerin isyanı üstüne kurulmuştur. Dilencilerin, mahkumların, yani mağdurların isyanıyla ateşlenmiştir. Dolayısıyla meseleye buradan baktığımızda Osmanlı'da kimse açlıktan ölmez diye bir laf var geçmişte. Ben Türkiye'nin de bu misyonu kazanmasını, yeryüzüne bu misyonla giderek Hazreti Yusuf'un geçmişte yapmış olduğu sofra iktidarını tekrar yeryüzüne hatırlatmasını ve bu konuda öncülük yaparak medeniyeti esasında vahye uymak bu kapsamdan ele almasını öneriyorum. Benim yazılarım bununla ilgili. Tamam. Teşekkür ediyorum.